Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Dzień Dobry, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogenan, Nihao, Buenos Dias ne diyorsanız günaydın. Bugün internet konuşacağız. Aslında biz geçen sene yaptık bu yayını. Şu aşağıdan 3 noktaya bir dokunabilir mi Periscope izleyicileri? Yayını paylaş diye bir tuş çıkacak orada. Onu tıklayın. Nerede paylaşmak istediğinize karar verin ve yayınla deyin. Diğer dostlar da gelsin. Radyo Televizyon Üst Kurulu'na internet denetimi yetkisi de veren. Aslında yapılan düzenlemeyi böyle özetlemek sanırım en doğrusu olacak. Çünkü adı üzerinde radyo ve televizyonların yayıncılığının denetlenmesi üzerine oluşturulmuş bir kurulda. Ha geç kaldım onu da söyleyeyim evet. Benden kaynaklanan bir şey. Yayına girmekte zorlandı çünkü biraz sistem. Ama çözüldü, bir sıkıntı yok. Böyle bir kuruluşa şimdi internet denetimi yetkisi verilecek. Hatırlayın geçen senenin Mart ayında tam böyle kışın sonlarında artık bahara geçerken biz bu konuyu çok konuştuk. Hatta Ankara'da birkaç tane seminer düzenlendi, bazılarına ben de katıldım. Türkiye genelinde de yapıldı bu işler, defalarca yayın yaptık falan ve anlatmaya çalıştığımız hikaye şuydu. Ya kardeşim bak şimdi internet dediğin sınırsız dünyanın içinde her şeyi bir kenara bırak. Senin denetime gidebileceğini düşünmen zaten çağı anlamamış olmanı anlatıyor bize. Hiçbir şey anlamamışsın. Yaşananları zerre kadar farkında değilsin. Ne olacak, ne bitecek, neresini denetleyeceğiz? Radyo Televizyon Üst Kurulu gibi bir kurulun milyonlarca internet sitesi üzerinden bir denetim yapabilmesi mümkün değil. Zaten bu amaçla da hazırlanan bu 26 maddelik yönetmeliğin içine şunu unutmayın, hatırlayın. En çok yayınlarda buna vurgu yapmıştım geçen sene boyunca. Öyle bir kanun hazırlanmıştı ki kanunun son maddesine şöyle bir ifade konmuştu. Denilmişti ki bu kanunun uygulama şekli Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından 6 ay içinde çıkartılacak yönetmelikle belirlenir. Üzerinden çok zaman geçti. Acayip uzun bir süre. Ama ortaya bir sabah zart diye çıkıverdi. Yani pek çok şeyi gördüğümüz gibi bir sabah böyle çıkıp kanun hükmünde kararnamelerle insanların hayatlarının değiştirildiğini gördüğümüz gibi, yurt dışına çıkışlarının yasaklandığını gördüğümüz gibi vesaire. Neyse bu ayrıca konuşulabilir. Ama burada düzenlemenin içinde net bir ifade vardı. Belki tek net ifade de bu zaten. Deniliyordu ki bu yönetmelik radyo ve televizyon yayınlarının internet ortamından sunumuyla ilgili. Evet, internet ortamından sunumuyla ilgili. Şimdi sizin aklınıza ne geldi bilmiyorum ama ben bir sene sonra hatırlayınca tekrar çıkardım yönetmeliği, okudum falan filan. Dün sabah da resmi gazetede yayınlandıktan sonra da aynı şey yapmıştım. Sabah anlattım size zaten. Ama benim aklımda birleştirdiğim şey arada geçen zaman. Hayır, Tansu Çiller döneminde insanların yayının bugün başlığında kullandığımız gibi radyomu geri istiyorum diyerek araçlarının antenlerine bağladığı siyah kurdeleler falan değil. Artık o kadar gerizekalı olmamamız lazım. Yani üzerinden geçen 25 sene insanlığa sadece duvara bile bakmış olsa bir parça ilerleme fırsatı tanımış olmalı değil mi? En azından bunu kabullenmeliyiz. Benim aklıma getirdiği şey daha bundan 15 gün önce yaşadığımız bir tartışma. SETA raporu. Hatırlıyor musunuz? İktidara yakın bir tırnak içinde quotation düşünce kuruluşu olarak adlandırılan SETA bir rapor yayınlamış. Hatta sonra da arkasında durmuştu raporun. Türkiye'de özellikle yabancı haber yapan şirketlerin çalışanlarını tek tek fişleyerek o ocudur, bu bucudur, işte attığı tweetlerde devlet yanlısıdır, öbürü bilmem nedir falan filan diye böyle bir utanmazlık sergilemişti ve burada adları anılan insanların hepsinin bugün SETA raporuyla birlikte tam da yönetmeliğin içine yerleştirilmesini gerektiğini düşünüyorlardı muhtemelen. Ve bu yönetmelik böyle hazırlanmış. Çünkü burada her ne kadar öne çıkartılan şeyler, işte Netflix'in, Blue TV'nin, Behzatçı sigara içmesin kardeşim, öyleli böyleli konuşmasın falan gibi çıkartılıyorsa da aslında bu işin gideceği yer orasıdır. Hepimiz öncelikle bunu kabullenmek zorundayız. Ama her şeyi bırakın. Biz 21. yüzyılın 19 yılını yemişken hala çıkıp internet sansürünü konuşuyorsak bu her şeyin ötesinde utanılacak bir şey. Sakın şunu söylemeyin. Bunu anlatıyorsun da Wikipedia yasaklanalı kaç sene oldu? Bir platform üzerinden o utancı yaşıyoruz zaten biz. Ama şimdi internete böyle bir denetim getirilmeye çalışılacak olursa yasanın hükümlerini birazdan da göreceğiz zaten. Anlatacağım bir iki parçasını size. Hepsini değil, merak etmeyin. Eğer böyle bir şeyden bahsediyorsak internetin toptan indirilmesi gerekiyor. Düşünün, milyonlarca internet sitesi üzerinde milyonlarca, bu lafın da hastasıyım, içerik üreticisi var. İçerik evde üretip getiriyorlar hepsi. Bazıları işte çeyizinde getirdiği içeriklerle falan. Değil kuşkusuz. Şimdi bu yayın platformları o kadar fazla çeşide sahip ki artık. Sadece bizim konuştuğumuz, şu anda üzerinden yayın yaptığımız Periscope değil. Sadece YouTube değil. Bunun benzerleri her gün onlarcası yayınlanıyor. Ama bu düzenleme hazırlanırken bilinçli olarak, bakın altını ısrarla çiziyorum, bilinçli olarak bireysel yayıncılık diye bir ifade kullanılıyor öğretmenin içinde. Bireysel yayıncı kim? Tanımlanmamış. Niye? Daha doğrusu tanımlanmış da tanım muğlak bırakılmış. Böyle üzeri sanki böyle şeffaf bir zarla geçirilmiş gibi, altını tam göremiyorsunuz. Çünkü yönetmeliğin tamamına baktığınız zaman anlaşılıyor ki bu bireysel yayıncılıkla ilgili olarak sürekli şu deniliyor: sen bekle, sana geleceğim zaten. Kim onlar? Bizler. Bizler, daha ötesi yok. Bizler, yani insanların haber alma özgürlüğünü savunmak, doğru düzgün iktidara ya da muhalefete yanlamadan yorum hakkını taşıyabilmeleri ve bunu sağlayabilmeleri için çaba gösteren insanlar. Ama burada yayın platformlarından bahsediliyor. Peki platform ne? Nedir yayın platformu? Yani benim yayın yaptığım yer sadece Periskop üzerinden mi? Burada deniyor ki eğer sen Eylül sonuna kadar yayın lisansı için başvurmazsan bana, kim o sen? Ben mi? Bilmiyorum ki. Medyascope mu? Hiçbir fikrim yok. YouTube mu? Bilmiyorum. Göreceğiz. Eğer başvurmazsan deniyor, biz sana bir ikaz yollayacağız. Nedir? Gel buraya. Niye? Bana para vereceksin. Ya kardeşim, mevzu para değil ki. 100.000 liram olduğu için söylemiyorum bunu. Ama mevzu gerçekten para değil. Sorum şu: Radyo Televizyon Üst Kurulu bunu nasıl uygulayacağını biliyor mu sizce? Bakın, kalıbımı basarak söylüyorum, bilmiyorum. Kalıbımı basarak söylüyorum bunu. Bilinçli olarak kullanıyorum bu cümleyi. Kalıbımı basarak söylüyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun hiçbir fikri yok bunun nasıl uygulanacağına dair. Niye? Onlar hazırlamadı ki bunu. Onlar hazırlamadı kardeşim. Bu hazırlandı. Hazırlandı ve bırakıldı. Neden biliyor musunuz? Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun muhalif üyeleri Mart 2018'de hazırlanan ve böyle sallana sallana dolaştırılan yönetmeliğin son haline kendi itirazlarını ekleyip yolladılar. İtiraz eklendi de itiraz bir işe yaramış mı? Hayır. Yarayacak mıydı? Mümkün değil. Ama en azından tarihe not düşmek üzere yaptılar. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun iki üyesi, iki CHP'li üyesi. Onlar koydu itirazlarını. Fakat kardeşim, burada senin koyduğun hikayenin için o kadar muğlak, o kadar dandik ifadeler var ki. Bakın, benim ayırdığım ifadelerden bir tanesi. Diyor ki, burada bahsi geçen radyo, televizyon kuruluşlarının, internet üzerinden yayın yapanların özgürlenmiş yayın diye bir şey var içinde. Kullanılan özgürlenmiş yayın ifadesi. Bunun olabilmesi için yayın akışı çizelgen olacak diyor. Düzenli radyo, televizyon yayını yapacaksın. Şimdi yayın akışı çizelgesine böyle söyleyince çok seksi görünüyor. Yayın akışı çizelgesi dediğin ne arkadaşlar? Sabahtan akşama kadar yapacağın, yayınlayacağın her şeyin planının olması. Yani saat 14'te şunu yapacağım, 16'da şu yayınlanacak, 19'da ana haber bültenim var. Ama burada bir yandan da diyor ki düzenli radyo, televizyon yayını. Çok özür dilerim ama ben 4 seneden beri her sabah saat 9'da teker döndürüyorum burada. Ben düzenli değil miyim? Ne yapacağız şimdi? Bunun yarısı deve, yarısı kuş. Nasıl çıkartacağız? Bakın, burada tamamen Radyo Televizyon Üst Kurulu'na değil, Radyo Televizyon Üst Kurulu eliyle tamamen bir tek kişinin iki dudağının arasına bırakılıyor Türkiye'de internet üzerinden yapılacak her türlü girişim. Normalde bu yasanın, bu düzenlemenin, öyle diyelim artık, çünkü yönetmelik artık o düzenleyeceği için yönetmelik üzerinden gitmek zorundayız. Deniyor ki Radyo Televizyon Üst Kurulu belirleyecek. Ben de ısrarla diyorum ki bunu Radyo Televizyon Üst Kurulu belirlemedi ki bundan sonrasını o belirleyebilsin. Öyle bir şansı yok. Kim söyleyecek bunu? SETA mı? Bence öyle. Hepimiz, herkes tek bir kişinin eline bırakılıyoruz. Hayır, tahmin ettiğiniz insan değil. Tahmin ettiğiniz insanla birlikte çalışan bir insan. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Sebep? Şimdi o Netflix izlemek zorunda değil ki. Bak Akif Bek'i de izlemiyor. İzlersen eşcinsel oluyorsun çünkü. Öyle dedi Akif Bek. İzlersen eşcinsel olabilirsin. Çok sıkıntılı. Ama diğerleri de izlemiyor. E kardeşim, izlemediğin şeye ne karışıyorsun sen? İnsanların para vererek satın aldıkları, yani senin zap yaparken televizyonda herhangi bir şekilde rastlayamayacağın yayınlardan söz ediyoruz. İzleme. Para verme. Bak cebinden para da çıkmasın. 4 maaş kullanılıyor. Onun içinden ayda 29.90, 12.90, 16.90 böyle paralar yapma. Gitmesin, yazık günah ya. 4 maaş da büyük para bunlar. Ama bana niye karışıyorsun sen? Tıpkı 90'ların başında konuşulduğu gibi arabalarının radyo antenlerini, o zaman anten vardı. Yayın izleyen genç kardeşlerim bilmezler. Arabanın önünden böyle elinle, hatta eski araçlarda çıkartırdın o antenleri. Ona siyah kurdeleler bağlamıştı insanlar. Çünkü diyorlardı ki ya radyoya dokunma. Niye? İlk kez çünkü özel radyoları ile pek çoğu da son derece cıvıktı. Pek çok cıvık herifi, cıvık kadını da bugüne maalesef devrettiler oradan. Hala televizyon ekranına, radyolara, mikrofonlara çıkan insanlar var. Ama İnsanlar şunu istedi. Ya kardeşim dokunma, dokunma. Benim radyoma dokunma. Sen bunu dinlemek istemiyor musun? Evet. Dinleme o zaman. Dinleme. Bu kadar basit. Burada yapılmaya çalışılan hikaye sadece ve sadece senin adına ben düşünürüm demektir. Sadece bu. Senin ne izleyeceğine ben karar veririm kardeşim. Veremezsin kardeşim. Senin ne dinleyeceğine ben karar veririm. Ona da veremezsin. İnterneti tıkladığında kiminle ne kadar muhabbet edeceğine ben karar veririm. Veremezsin. Bir şey söyleyeyim mi? Bu veremezsin sözü sana sadece meydan okumak değil, teknolojiye karşı gelmen mümkün değil anlamında kullanılıyor. Yani sen milyonlarca internet sitesi üzerinden bunu yapamazsın. Ama şunu yapabilirsin bak. Doğru. Bir sabah kalktığımızda denir ki İnterneti kapattım. Kapattım. Sebep? Ya sebebi paylaşırdım da internet üzerinden anlatmak lazım onu da. Sosyal medya üzerinden. O da bizde çalışmıyor, biliyor musun? O yüzden anlatamayacağım. Yani Çin'le, Kuzey Kore'yle yarışmak istiyorsan sen bilirsin. İncinirsin ama yani yine de sen bilirsin, yap istiyorsan. Bu bakış bugüne kadar söylenenlerin tamamının ne kadar ağır bir şekilde siyasal İslamcılıkla birlikte yürüdüğü ve istenildiği zaman bundan dönülebileceğinin göstergesidir. Mart 2018'de hazırlandıktan sonra bugüne kadar niye bekletildi bu? Niye? SETA raporu yayınlandıktan 20 gün sonra niye çıktı ortaya? Kardeşim bu bir intikam meselesi. Sadece intikam bu. Ve bakın bunun içine neler eklenecek şimdi. Gün boyu göreceksiniz. Dünden beri inceden çalışmaya başladılar ama şimdi daha çok şey eklenecek. Mesela denilecek ki internet üzerinden bir takım yayınlarla işte Türklüğe hakaret ediliyor. Kürtlüğe hakaret ediliyor. Edilmiyor mu? E bugüne kadar edilmiyor muydu? İzleme. İzleme. Kaldı ki Bilgi Teknoloji Kurumu BTK vasıtasıyla zaten o yayınları istediğin gibi indirebiliyorsun. Yalan mı? Yo. E peki bu platformlara niye giriyorsun? Yani insanlara şunu niye diyorsun kardeşim? Sana 1 aylık süre veriyorum. Evet. Gelip bana lisans başvurusu yaparsan ben değerlendirmeye alırım. Zaten sıkıntı bu. Burada lisans başvurusunu yapmak Radyo Televizyon Üst Kurulu'na tamam hocam ben sana teslim oldum, beni denetle demek. Sebep? Sebep. 4 yıllık yayın içinde. Burada bakın ben onlardan daha fazla. Burada defalarca güldük ya bunu konuşup ya. Biz rütüye bağlı değiliz, rütüye tabi değiliz ama bizim kendi kurallarımız var diye. Çok daha ötesinde. Niye beni sen denet diyorsun? Kaldı ki bir kez daha söylüyorum. Bakın bu fiziken mümkün değil. Değil ya. Yani bugün periskop kapatılır, yarın teriskop çıkar. Öbür gün hıriskop çıkar. Fark etmez, devam eder bu. Yapamazsın ki, engelleyemezsin. Bak Afganistan bile bu mücadeleyi başaramadı. Ülkenin yarısı 11. yüzyılda yaşıyor. Onlar bile başaramadı. Tutamazsın ki. İran gibi kapalı bir rejimde yapılabildi mi bu? Mümkün değil. Ya bu çok beyhude bir mücadele. İnsanların parasını ödediği platformlarla mücadele ediyorsanız eğer bunu yapmanın yolu bu değil ki. Gerçekten değil. Kaç tane firma var zaten? Çağırın konuşun. Niye yapmıyorsunuz? Acaba sizin bu çalışmalarınızın içinde mesela BBC'nin Türkçe servisinin, mesela Deutsche Welle'nin yaptığı yayınlar, yurt dışından yapılan bazı haber yayınları var mı? Bence sanki bir parça var gibi ha? Yoksa sonra mı konuşalım onu? Hani sıkıntı olmasın, canımız sıkılmasın diye. Ama burada anlattıklarınız tamamen bu. İsteğe bağlı yayın platformlarında hizmet sunan. Adı üzerinde ya, yönetmeliğe yazmışsın. İsteğe bağlı diyor. Bu ne demek biliyor musun? Yani sen istemezsen Behzatçı'ya gelip senin gırtlağını sıkmıyor. Senin istemen lazım. Yetmez. Parasını yatırman lazım. Yetmez. Onların kendi uyguladıkları algoritmalar var. Bazı televizyonlarda izleyebiliyorsun, bazılarını da izleyemiyorsun. Yani çaba göstermen gerekiyor. İsteğe bağlı diyorsun ya. Evet, çözen hikaye bu zaten. İsteğe bağlı. İstek girerse işin içine benim sana şunu deme şansım da oluyor. Sana ne? Sana ne kardeşim? Ben nasıl yaşayacağımı sana mı soracağım? Nasıl haber yapacağımı sana mı soracağım ben? Neleri haber yapacağımı, nelerin haber değeri olduğunu, nelerin yorumlanmaya muhtaç şeyler olduğunu sana mı soracağım ben? Hayır. Bütün ülkeyi Fahrettin Altun'a bağlayalım. Vallahi hepsine. Yani sadece yayın kuruluşları yetmez. Yayın yapmayı aklından geçiren insanları bağlayalım da oradan. Yani Behzatçı'yı siz televizyon ekranlarında, yaygın televizyondan bahsediyorum. Açtığınız zaman televizyon ekranında görebilir misiniz? Hayır. O zaman sen onun yayınlandığı Behzatçı üzerinden konuşuyoruz ama sadece bu değil. Birçok şeyle ilgili olarak. Sen normal televizyon ekranlarında görüyor musun? Hayır. O zaman bu isteğe bağlı platformlarda niye yasaklıyorsun? Çünkü o insanlar ya böyle değil kardeşim, ben öbür türlü seyretmek istiyorum. Al bu da sana vereceğim 30 lira deyip tercih ediyorlar onu. Sen ne karışıyorsun? Dertleri bu değil. İnanın bu değil. Yönetmelik bir yandan önümde açık. Hala böyle takılan yerlerini anlatmaya çalışıyorum. Ama şurası çözen hikaye. İsteğe bağlı yayın platformu. İsteğe bağlı. İnsanlar nelere ulaşmak istiyorlar? Mesela yıllardır Wikipedia kapalı olduğu için Wikipedia'ya ulaşmak istiyorlar. Ve farkında mısın? Senin kapattığın bölümden değil de başına 0, bir tane 0 daha, gerekirse 1011 ekleyerek zaten ulaşıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun yani? Sonuçta interneti bir sabah kalkıp gerçekten kapatacak mısın? Hakikaten. Var mı böyle bir cesaretin? Var mı? Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey ancak cahil cesaretli olabilir. Ve sen mücadele edeceğin insanları, Türkiye'yi yerleştirmeye çalıştığın lig kategorisini alıp 2 basamak aşağı indireceksin demektir. En çok sorulan soru bu. Melih Bey de sormuş. Herkes. 2 gündür sürekli olarak mesajlar alıyor. İşte birçok arkadaşla oturuyoruz, konuşuyoruz falan filan. Ne yapacaksın? Bakın kardeşim, çok net söyleyeyim size ne yapacağımı. Hiçbir şey. Biz yaptığımızı yapmaya devam edeceğiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü böyle faşist bir bakışın içinde eğer direniş sergilemezsek bu çok anlamsız bir hale gelir. Bugüne kadar yaptıklarımızın hepsi hikaye demek o. Rütük kimi denetleyeceğine bir karar versin bakalım. Mesela bana şunu diyebilecek mi? Bir dakika ya, ben seni de kapsam içine aldım. O zaman oturur konuşuruz. Beni bu 26 maddenin içinde nereye sığdırdın diye sorarım mesela. Gerçekten. Nereye sığdırdın? Ben kimim mesela? İsteğe bağlı yayın platformu mu? Hani karşılıklı isteğimiz var, o anlamda mı? Yapın. Ama bunun nasıl anlaşılacağını unutmayın. Bütün dünya bu yönetmelik yayınlandığı andan itibaren siz çıkıp ne kadar martaval okusanız da, yani öyle bir şey yapmıyoruz kardeşim, alakası yok. Biz işte kontrolsüz giden dijital yayın platformlarını bir düzenleme içine alıyoruz falan filan da desen, İnsanların anlayacağı şey budur. Gerçekten. Sana böyle bakacaklar. Ve bunu kendi kadrona şöyle yutturma şansın yok. İşte bunlar Avrupa'nın işleri, Amerika'nın işleri falan. Ya hepsi o kadar alıştılar ki cenazeden canlı yayın yapıyor hepsi. Vallahi yüzsüzlük buraya geldi artık. Canlı yayın yapıyorlar cenazelerden. Onlara ne diyeceksin? Ya en azından şunları toparlayana kadar siz de ellemeyin mi? İnternet kapatırsan ne yapacaklar? Çok alıştı seninkiler ya. Vallahi bak, seninkiler bizden daha çok kullanıyor. Seninkiler bizimkiler. Sen öyle dediğin için söylüyorum. Hani ayırıyorsun ya bizi. Bunun uygulanabilirliği yok. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Bu uygulandığı gün değerlendirilebilirliği var bunun. Şu anda hikaye bu. Hakikaten şu anda bu düzenlemenin tamamı hikaye. Hiçbir işe yaramaz bu. Kim nasıl uygulayacak görelim. Ama çok komik şeyler yaşayacağız diye düşünüyorum. Diyelim ki böyle bir platform başvuru yaptı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun şu ana kadarki normal yasal yapısı buradan mesela gelecek 100.000 lirayı almaya yeterli mi? Kim alacak o parayı? Ya buradan çok komik hikayeler duyacağız biz. Ciddi söylüyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu diyecek ki mesela işte şu yayın platformu çağrımıza rağmen zamanında gelip başvuru yapmadı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yayın durdurma yetkisi yok ki. BTK'dan yaptıracak onu. BTK'ya üst yazı yazılacak. BTK'dan üst yazı alınacak. Bir üst makama yollanacak, değerlendirilecek, gereği yapılacak. Bak kardeşim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki ne o üst yazıyı hazırlayabilecek Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi ne de ona imza atacak BTK üyesi var. Senin asıl derdin bunun hazırlanmışını, bitmişini, şablonunu Türkiye'nin gündemine oturtmak. Sen zaten kafanda yerleştirmişsin. Şunu demeye çalışıyorum, son cümle. Burada aslında kimleri hedeflediklerini bunu hazırlayanlar biliyor. Ama hiçbirimizin bilme şansı yok. Neden biliyor musunuz? 21. yüzyılın üstelik 19 yılını da yemişken birileri hala toplumdan bir takım bilgileri saklayabileceğini düşünüyor. Böyle bir Damoklesin kılıcını tepemizde sallayarak korku yaratabileceğini zannediyor. Nereye kadar? Nereye kadar? Ne yapacaksınız yani? Bununla çıkarttığın, şu yönetmelikle insanların karşısına getirdiğin şey kimin ne işine yarayacak? Yayın platformu kim? Bilmiyorum ama yayın platformunun kim olduğunun tartışılması bile senin tartışılman anlamına gelecek. Her yerde sen tartışılacaksın. Ne yapmaya çalıştığın tartışılacak. Eğer sen Çin'le, Afganistan'la yarışırım, Kuzey Kore benim için idoldür, hatta bir süre sonra bırak ben de takımları, içime giydiğim yeleği, hırkayı falan çıkartacağım, Kuzey Koreli tombalak gibi düz boru paça pantolonlar giyeceğim tek parça diyorsan sen bilirsin. Ama çirkin olur be. Tıpkı bu yönetmelik gibi. Çok çirkin çünkü. Ve insanların bununla uğraşabilecek cesaretleri var. Hepimizin. 4 yıl önce bu işe başlarken bunların hiçbiri yoktu ki. Hiçbiri yoktu. Yarın da bunlar olmayacak. Daha yeniler olacak. Ama sen eğer bilime direnmeyi tercih edersen gidebileceğin istikamet orasıdır. Çin, Kuzey Kore, Afganistan, ne yapacaksan. Ama hiçbiri tarih önünde bu utancı yaşamana engel olmayacak. Niye biliyor musun? İnternetin içinde mutlaka bir mecra bulunacak ve yaptığın bütün dünyaya günü gününe, dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine anlatılacak. Hiçbirimizin bu saatten sonra fiilen bağlama şansı olmayan bir kurdele alıp internetimiz kapatıldı diye ağlayacak hali falan yok. Herkes çaresini bulur, herkesin aklını başına alması gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kitaptan bahsedeyim bu arada. Aslında haftanın başında anlatmıştım. Bu haftanın kitabı burada duruyor. Tim Parks'ın. Ben buradan okuyorum. Hakikaten çok ilginç bir kitap. Mutlaka okumakla derdi olan insanların mutlaka okuması gereken bir kitap. Neden biliyor musunuz? Çünkü içindeki 37 ayrı metinle Tim Parks öykünün kurmacasını anlatıyor. Mesela insanlar neden öykü yazar? Bugünün gerçekten muktedirleri yazıma nasıl müdahale eder? Hangi başlıklarla gelir? Neler kullanılır? Teknoloji nasıl etkiler mesela yazımı? Yazmak ve okumak arasındaki o engin ilişki nasıl kurulabilir? Bugün çağ nasıl etkiliyor bunu? Hakikaten son derece. Ben moralim falan bozmam kardeşim. Gördünüz mü hiç öyle bir şey? Bugünün açısından bakıp okumakla sorunu olan herkesin mutlaka okuması gereken bir kitap. Tim Parks yazarı, ben buradan okuyorum. Metis yayınlarından çıkmış bir kitap. Bugünlük bu kadar. Daha doğrusu ikinci yayını izlemeyecekler için bu haftalık bu kadar hatta. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Biz hayata aynı yerden bakmayan ama hayatı bir şekilde algılamaya çalışan insanlarız. Hepimizin ortak noktası ne etnik kökenlerimiz, ne cinsel yönelimlerimiz, ne yaşadığımız hayat, ne geldiğimiz coğrafya hiçbiri değil. Bizi ortaklaştıran tek şey aynı ülkeye bağlı olmamız, aynı ülkeye aşık olmamız, aynı cumhuriyeti savunmamız, 96 yıllık tek bir cumhuriyeti. Ve haklarımızdan vazgeçmememiz, demokrasiye olan inancımız, kimden geldiğine bakmadan darbenin karşısında durabilmemiz mesela. Bu çok önemli bir ortaklık. Herkesin becerebileceği bir şey değil. Ve bizi ortaklaştıran şeylerin ayıran şeylerden çok daha fazla olduğuna inanıyoruz biz. Bunun için de direniyoruz. Birbirimizden korkmadan konuşmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bunu yapmazsak uzaklaşacağız ve ayrılık getirecek o. Ama biz direnme yolunu tercih edenlerdeniz. Bu yayın sırf bu yüzden devam etmeli. Benim de katkım nasıl yapıyorduk onu diye sorarsanız eğer, Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü, Gezgöz Diren'in yazdığı gibi. YouTube'da Ünsal Ünlü diye bir kanal var. Hala var. Emin olmandan sonra da olacak. O kanalı YouTube'a Ünsal Ünlü yazın sadece. Çıkan kanaldaki abone ol tuşunu tıklayın. Sizden benim ricam, yayınları atlayıp zıplamadan izleyin. Açın ve o öylece aksın yayınlar. Müdahale etmeyin yani. Ünsal@unsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğinizin hiç değişmeyeceğini unutmayın. Çünkü burada olduğunuz sürece, birbirimizin omzuna yaslanabildiğimiz sürece yasakları, yalanları, yoklukları aşma şansımız var. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'u gösterdiğinde bir saat sonra tekrar geleceğim ben buraya. Gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz pazartesi sabahına kadar ara vereceğiz. Hafta sonu giriyor çünkü araya. Herkese ikinci yayında görüşemeyeceklerimize şimdiden aynı zamanda güzel bir hafta sonu diliyorum. Ama diğerleriyle bir saat sonra görüşeceğiz. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.